Bu eğitim videomuzda iki ayrı hesap oluşturacağız ve bunlara sanal olarak testnetten belli bir miktarda algı yükleyeceğiz ve daha sonra bu ikisi arasında bir transaction işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi transaction işleminin kod kısmına bakalım, daha sonra diğer işlemleri zaten daha önceki gördüğümüz konulardan beraber yaparız. Burada yine algo SDK kütüphanesi indirmemiz gerekiyor ve server olarak testnet Algorand'ın PureStack'teki kısmını indirmemiz gerekiyor ve API key hatırlarsanız biz PureStack'in sayfasından daha önce balansta hesaplarken burada yine API'dan yine process MVI yani environment'ın içerisinden API almıştık. Bunu yine transaction kısmında bu şekilde yazabildiğimiz gibi şöyle şuradan da şöyle yazabiliriz. Bunu aldık ve burada client olarak bakın algoda token yani bizim şu PureStack'in bilgisi, base server'ı hatırlarsanız testnet bilgisini istiyorduk ve portu da boş bırakarak yapıyorduk. Ve burada gönderme işlemleri için bakın burada transaction parametrelerini alacak ve burada miktar olarak bakın bir random sayı, matematiksel bir random sayı 1000 ile çarpıyor. Yani oldukça düşük bir miktar gönderiyor. Ve mnemonic açtığımız hesabın mnemonic bilgisini burada ekliyoruz ve burada recovered account'ta bunu tutuyoruz. Şimdi bakın bu parametrelerden aldıktan sonra transaction işlemi, gönderme işleminden bakın bu recovered account'u kullanacağız. Adres olarak yani gönderen adresini alarak parametre olarak from oluyor. Ve ikinci göndereceğimiz adresi buraya eşliyoruz. Burada gas fee'yi bir algoyu geçmeyecek şekliyle alıyoruz ve amount'u da burada random olarak oluşturduğumuz sayıyı 1000 ile çarpılmış haydini miktar olarak alıyoruz. Ve burada bu parametreler olması gerekiyor. Bakın parametrelerin içerisinden ki parametrelerde bakın get transaction parametrelerinden first round, last round ve genesis id'lerini ve genesis hash'ini alarak gönderme kısmında bunu alıyoruz. Eğer istersek biz burada not da ekleyebiliyoruz transaction'de. Bunları da bu şekilde alıyoruz ve transaction'da bakın algo sign transaction'dan bu transaction'ı alıp recovered account ki biraz önce mnemonic aldık bu kişinin secret key'ini kullanarak imzalıyoruz ve send de bakın yine algo client'in içerisinde send row transaction diyerek signed transaction şu biraz önce aldığımızı blob özelliğini kullanarak do ile bunu gerçekleştiriyoruz ve işlem bittikten sonra da transaction'ın id'sini kullanıcıyla paylaşıyoruz. Şimdi bu aşamaya kadar kodumuza baktık. Şimdi sıfırdan biz ilk önce iki tane hesap oluşturalım. Şimdi indekste hatırlarsanız bizim bir check balance gibi create adres gibi bir şeyimiz vardı. Şöyle şurayı ben açayım ben bunu. Şurayı da şöyle gelelim burada. Şunu yorum haline getireyim. Ve şurayı da şöyle yukarı doğru alayım ben. Şimdi biz create adres iki tane adres oluşturalım. Yine bundan dolayı şöyle node index.js'i çağırıyorum. Bakın hemen bir tane hesap oluşturdu. Sonra bir tane daha yine çağırıyorum. İki tane farklı hesap olsun. Şimdi bunları oluşturduktan sonra bunların herhangi bir balansı yok. Hatta bunun için şöyle yorum haline getireyim bunu. Şöyle ve check balance kısmına şöyle geri dönelim. Ve bunun ilkini alalım. Haşa alalım mesela. Balance kısmını balance kısmına gelip balance kodunu daha önceki videomuzu izlerseniz görürsünüz. Bunu ayarladıktan sonra şimdi ben yine node index.js deyip ilgili hesabın bakın hash'ın hesabında şu an 0 var. Daha sonra şu ikinci hesabın da 0 olduğunu görelim. Hemen şuraya onu da yapıştırayım. Ve yine çağırayım. Ve bunun da hesabının 0 olduğunu görelim. Şimdi her iki hesaba da birazcık biz para ekleyelim. Şimdi şu ilki hash'ı alalım. Kopyaladım. Geldim buraya. Bankdoc.testnet Algonaut Network'ün içerisinden şöyle bağlantıyı yapıyorum. Ve buraya bunu yapıştırıyorum. Dispense diyorum. Evet çok güzel gönderildi. Sayfayı bir daha yenileyim. Bir daha bunu robot değilim desin. Evet şöyle yaya yollarını alalım. Verify diyeyim. Daha sonra bir daha ekleyeyim. Şimdi bakın bunu yaptık. Birinde para var. Bizim hash'ta para var. Hash'ta para var ve W'da para yok. Sıfır görmüştük. Hash'ta para olduğunu hatta garanti etmek için şöyle hash'ı alayım. Şuradan şuraya yapıştırayım ve tekrar hash'ı çağırdığımda bunun gördüğünüz gibi 20 algosunun olduğunu gördük. W'da para yoktu. Zaten W'ye herhangi bir şey göndermedik. Şimdi biz bu hash'tan W'ya tutar gönderelim. Şimdi bu arada şu hash'ı buradan alayım ben. Şu algo signer'ın sayfasında goal seeker'dan şuradan şöyle sorgulama yaparak burada da
Şöyle haşta 0 gördük, offline diyor. Bir daha yoklayalım şöyle bir. Mainnet'ten değil, pardon, buradan testnet'e gidiyoruz. Şöyle goal seeker'in içerisinden bunu sorguladığımda bakın 20 algosun olduğunu ve burada yaklaşık saniyeler veya 1 dakika önce bu işlemleri yaptığımızı gördük. Şimdi biz buradan W'ya para gönderelim. Yani W ile başlayan şu adrese gönderelim. Onu da buradan, hatta balans sorgulama işlemini buradan da yapabiliriz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde 0. Şimdi biz buradan random bir sayıyı gönderelim. Şimdi ben transaction sayfasına geliyorum. Bakın to kısmı bizim W olacak. W yazdım. Şimdi mnemonic bizim, şöyle gelelim, haşın mnemonic tree ile başlayan. Yani şu kız, şu şeyi alıyorum. Mnemonic'i buradan alıyorum. Şöyle kopyalıyorum. Ve buradaki mnemonic kısmına gelip şuraya, yani bu özel şifresini yapıştırıyorum. Ve burada, buralarda aynı environment key'ini aldık. Algo versiyonunu aldık. Ve burada random bir sayı ve miktarı belirledik. Ve şurada yine to dedik. Fi'yi aldık. Miktarı aldık. Buralara bakmıştık. Şimdi bakın ben burada şöyle not deyip transaction bu script'i çağırıyorum. Küçük bir hata verdi. Hatta isterseniz şurada benim şöyle yapalım. Şu request'ten API key tanımsız diye bir şey aldım. Ben adrese bir bakmam lazım. Şuradan internette sıkıntı var mı? Hatta şunu şöyle yapalım, garanti olsun. Ben buradaki environment'taki şu adres bilgisini ben alayım. Şöyle buradan aynen alayım ben. Transaction'a gideyim. Şurayı şöyle yapıştırayım. Şimdi bir daha deneyeyim. Şöyle hemen hızlı bir şekilde. Evet. Tırnak içerisinde yazdım. Hata olmasın. Bu şekilde aldık. API'mızı, bu bizim bağlantı sağlayıcı, API sağlayıcı bizim adresimiz. Bunu daha önce anlatmıştım ben sizlere. Bakın transaction işlemi gerçekleşti. Şimdi ben bunu alayım. Şu transaction'ı da ben burada testnet'te sorgulayayım. Bakın burada geldiğimizde şu an burada H'tan V'ye 0.00674 algı göndermiş. H hangisi? Bakın H'tan W'ye bakalım. Pardon, receiver alıcı. Pardon, receiver şu. Bizim aslında W olacak. Şunu ben alıyorum. Şöyle transaction kısmında şu. Şuraya bunu yapıştırıyorum. Bir daha bunu save edeyim. W olması lazım. To'ya bak. Sender receiver. Bir daha gelelim burada. Bir daha çağıralım. Şimdi ne hata verdi? Hemen bakalım. Bir hata verdi yine. İnternete bakalım. Sıkıntı var mı? Yok. Body testnet. Error, network, bağlantı, receiver 400 bağlantı olamadı. Bir daha deneyelim. Şöyle clear diyeyim. Şöyle not transaction diyeyim. Yine bağlantısal bir sıkıntı var. Hemen internete bakıyorum. Şimdi to receiver bunu aldık. Mnemonic'i aldık. Hatta şöyle yapalım. Bu mnemonic'in sahibi olan bizim, yani şu tree ile olan adresimizi hemen şöyle gelelim. Şuradan. Şuradan da bir sorgulama yapabiliriz. Haşen bilgisayar bakalım şuradan. Bakın burada 2 dakika önce şu an burada bir ne yaptı? Şöyle bir işlem, transaction işlemi yaptı. Bakın şu gönderim 674 gönderildiği kısmı gördük. To VM'ye gönderdi. Hatta şu VM'ye de bakalım bir. VM'de bizim açtığımız şu adres, tamam. Biraz önce yapılan işlemler var burada. Şimdi burada şöyle yaptık, adresi aldık. Tree'den W'ya gitmesini istiyorum ben. Şöyle geldik. Aslında daha önce yaptığımızdan hiçbir fark yok. Şurayı bunu tanımlamıştık. Şurada token'ı şurayı isterseniz şunu da kaldırayım ben bir. Bir daha deneyeyim ben. Clear. Transaction yapmasını istiyorum ben. Bir de şunu yapalım.
bir farklılık olsun. Burada ben şu şey kısmında ikinci adresimiz olan Tuğda'ya belirttiğim, yani şu adres, bunu ben alayım, ben şuradan ben şuna ben şöyle ben robot değilim diyeyim, bunun adresine ben bir göndereyim. Evet, kod gönderildi, tamam. Şimdi ben buna baktığımda şöyle Goal Seeker'da şöyle bunun balansına bir gidelim. Bence şu an bağlantısal bir sıkıntı var. Hemen bir daha bakıyorum. Testnet'te. Çünkü şu an işlemi yapıldığını görmem lazım. Bağlantı şu an aslında bağlantı yapamıyor. Çünkü bakın yaptığımız transaction işleminin sonucunu biz burada görmemiz gerekiyor. Hatta şu sayfayı da yenileyelim isterseniz bir. Evet. Ne oldu? W. Bakın burada 10 algı vardı. Evet, şu an bu algoda. Şimdi 10 algının sahibi var burada. Tamam. Bir bağlantı yavaş gidiyor. Bir daha ben denemek istiyorum yine. Evet. Çok şükür başardık. Şimdi bakın bu transaction işleminde artık buna bir hesapta bir tutar oldu. Artık 10 değil. Sayfayı yenilersem hatta bunun 10 algosu değil, daha fazla algosun olduğunu görmem lazım. Hatta şöyle bir transaction doğru edeyim. Bakın H'tan W'ye 0,00888 gibi bir gönderilmiş. Hatta şuna gelelim. Artık 10,0888 gibi bir şey olması lazım. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde transaction işlemini yaptık. Bazen bağlantı yavaş olabiliyor. Bu şekilde transaction'leri yapıp ve transaction sonucunda Goal Seeker gibi, Algo Explorer gibi sayfalarda bunları görebiliyoruz.